Hüseyin'e benziyor aynı bu. Ay şuna bak, çok güzelsin sen. Ay yerimde. Ay Müjgan kız, biraz alayım kucağıma, ne olur versene. Tabii tabii. Tabii Sezen. Gel gel gel. Oh Allah'ım kız, nohut kadar bu. Ah çok güzelsin sen. Hayatın mucizesi değil mi Firuzen'cığım? Vallahi mucize. Hüseyin gibi bir evden böyle bir şey çıksa yani. Et Remet. Şaka ediyorum ya. Allah. Seni yerim ben. Ay çok tatlısın. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse. Kusura bakmayın, çok sinirlerim bozuk. Biliyoruz biliyoruz ya. Biliyoruz. Hepsi geçer. Ya şimdi daha güzel bir şeylerden bahsetsek. Mesela ben sizin mesela bir portrenizi yapmak istiyorum böyle. İnşallah inşallah. Günaydın. Bu ne lan Mante? Ay bu ne kılık? Kısmışken polis fantezisi falan mı, ne bu? Sizin galiba haberiniz yok efendim. Hüseyin belediyede işe başladı. Ha yok, şaka bu. Gel. Hayırlı sabahlar başkanım. Ben sizden özür dilemek... Yok Hüseyin, yok, kusura bakma, bu memuriyet işi sana göre değil oğlum. Ama bana bir fırsat verebilirsen... Yok Hüseyin, kusura bakma. Komutanı azıcık üzeceğiz ama... aklında çok şikayet var be oğlum. Hadi üniformanı teslim et. Allah yolunu açık etsin. Sen gene çal zurnanı. Sağ ol. İspanyol. Ne? Söyledi mi burada olduğumu? Yok. O sorunca sustum, tahmin etti. Vallahi bravo Manti be. Çok zekice. Ha? Bundan sonra ben de böyle tutacağım sırlarımı. E güzel yarışma programı bulmuşsun sen. Tahmin yap Türkiye. Acına satsana sen bunu. Ya ablacığım, adam ölmüş acısından. Çömlek çömlek olmuş gözlerin altı adamın. Beter misin? Firuzan abla, bak arayayım gelsin anlatsın kendini. Sakın! Sakın! Sana anlatmıştır, sen anlatırsın bana. Görmek istemiyorum onun suratını ben. Kadın geliyormuştu zaten yolda. Razımıştı boşanmaya. Ben anlatacaktım ona diyor da sen aniden girince mevzuya hazırlıksız yakalandım diyor. Yalancı durumuna düştüm diyor. Dediğim gibi formülü de evlilikmiş onlarınki. Tek isteği var İspanyol'un, seni onunla bir tanıştırmak. Nasıl yani, bir dakika. Doğru mu anladım ben? He. Pansiyon şuradamıştı zaten. Yarın gidelim. Bir kahvesini içelim. Hayırlısıla. Hayırlısıla. İspanyol'u karısından isteyelim diyorsun. Öyle gibi oluyor değil mi? Vallahi ben elçiyim. Bana bak, kökünden kaparım ben o elçiliği. Manyak mısınız siz be? Çık dışarı. Nereye çıkayım? Tamam ben çıkıyorum. Gidiyorum, ben İstanbul'a gidiyorum. Anladın mı? Saçmalama ya. Firuzan. Mercedes, ben Firuzan'a durumu anlattım bir de. Ola. Ben de özellikle sizi görmek istedim. Çünkü çok kızgınım. Evet, çok 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 kızgınım. Mercedes. Ama öyle. Yani size bunu söylememiş olmasına çok kızgınım. Ya tamam. Ama bir kadına yapılmaz bu, ne olursa olsun. Beni de perişan etti. 12 saattir yoldayım. Bilet bulamadım, ekonomik uçtum. O koltukları böyle Armani kıçıllara göre yapıyorlar. Bacaklarım ezildi. Ensemde bir çocuk sürekli ağlıyor, tükürüyor. Annesinde uyku apneası var. Böyle tam çocuk uyuyor. Kadın birdenbire yapınca çocuk yeniden uyanıyor ve ağlamaya başlıyor. Madem böyle bir problemin var, uyuma ama, öyle değil mi? Öyle. Benim rahmetli dayımda da vardı o. Böyle öldü sanırsın uyurken. Böyle uyur diye böyle birdenbire sudan çıkmış gibi ayılır. Evet. Abla karabasan değil mi o be? Yok işte, uyku apnesi o. Evet. Neyse. Sizi de boşu boşuna buralara kadar yormuş kendisi. Hayır, durumu bana daha önce söylese farklı olur muydu? Daha mı güçlenirdi bağımız? Yoksa ayrı yönlere mi uçardık? Zamansız. Bunu bilemeyiz tabii.
İspanyol bir ayrılık şarkısı istedi hayattan ve işte şimdi çalıyor. E biz, yani ben maalesef sadece dinliyorum. Ama yapmayın. Yazık etmeyin kendinize şekerim. Bulmuşsunuz böyle parlak bir çocuğu. İsmail tembeldir. Ama iyidir. Pardon, iyidir derken? Teyze, tuvalet nerede oluyor burada acaba? Şşş, otursana sen. Yani tembel olmasa zaten o fırsatı tepip Türkiye'ye dönmezdi. Bizim ilişkimiz bir anlaşma sadece. Birçok kişi yapıyor. İsmail Barcelona'da yaşamak istedi. Ben de ona yardımcı oldum. Barcelona'da mı yaşıyor? Si. Maçlara gidiyor mu? No. Ben ikinizden de özür dilerim. Firuza. Özür dilerim. İsmail. Hadi bizi o hani senin çok sevdiğin dolmaları yapan yere götürsene. Ay Firuzan Hanım, bir dolma yapıyorlar. Yani şöyle minik parmağım kadar, mini mini. Dolma? Dolma seviyoruz ha? Heh, dolma. Madem dolma seviyoruz, benim ninem bir dolma yapar. Vallahi bu yörede üstüne yok abla. İspanyol, sen hanımları bizim lokantaya götür. Ninemin dolmalarını bir yesin, bakalım kaç puan vereceksin. Bak nasıl üstüne yok, vallahi dünyada üstüne yok. Heh. Siz bir kaynaşın hem de bir misafire hoş geldin demiş olalım. Hoş geldin Mercedes Hanım. Memnun oldum tanıştığıma. Hadi bakalım. Abla ararsan ben cebim açık hadi. Tadın çıkarın dolmalar. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Başımıza talih kuş kondu Sabri. Bu fırsatı iyi değerlendirse kimse tutamaz geyikliği. Bizzat bakanlıktan aradılar ha. Hayırdır başkanım? Hayır hayır. Bu seneki zeytin festivali uluslararası nitelikte olacakmış. Yunanistan'ın Midilli Adası'yla ortak. Yunanistan'dan sanatçılar, Midilli Belediye Başkanı, Bakan, Papaz alay geliyor buraya. Ya burnumuzun dibine geldi fırsat be. Yalnız bu sefer büyük bir isim getirmeliyiz festivale. İyi de biz nasıl getirelim büyük isim başkanım? Biz getirmeyeceğiz be oğlum. Organizatör getirecek. Adam yolda geliyor. Bir organizatör buldum harika. Uluslararası. Organizatör. İyi mi böyle? Bak, uluslararası sulardayız. Cesedini bile bulamazlar. Atayım mı aşağı? Ya Arap reis ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Ya Allah'ın adını veriyorum ya. Borcu ödeyeceğiz. Yeminle yardımcım yüzüme bilmiyor. Kes lan. Ne zaman ödeyeceksin? Bir hafta ya. Bir hafta ver abi. Ulan bir aydır ödeyemiyorsun. Bir haftada nasıl ödeyeceksin? İş aldık reis. Şeyden, Geyikli'den iş aldık. Allah aşkına bırakın bizi ya. Arap Reis'e kaydınız ha? Göreceğiz bakayım kim kime kayacak. Sana bir hafta süre. Parayı bul gel. Bu kalacak. Ben? Teminat. Lüferler geldi. Mıcaz gibi koktu valla. Mercedes Hanım. Af buyurun. Sizin bu Mercedes ismi orijinal mi? Takma mı? Benim asıl adım Melahat. Ama İspanya'daki çevrem Mercedes'ler. Halil dedi. Takma isim. Mercedes aslında bir İspanyol ismi. Aynı zamanda araba markası. Buyur. Murat 124 gibi yani dede. Allah Allah. Mercedes'cim siz de seviyorsunuz maşallah yemek yemeyi. Hiç korkmuyor musunuz kilo alırım falan diye? Korkmuyorum şekerim. Diyetler yeni moda oldu. Kadınlar böyle güzellik uğruna aç kalıyorlar. Saçlarını sarıya boyatıyorlar, dişler protez. Sonunda hep aynı tip oluyor. Ama öyle. Benim hazır dişim, saçım orijinalken ben hayatın tadını çıkarıyorum.